Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan COVID-19 salgınıyla bu yıl tüm dünya ekonomileri sarsıldı. Salgının etkisiyle ülkelerin uygulamak zorunda kaldığı kısıtlamalar, başta havacılık ve turizm olmak üzere pek çok sektörü derinden etkilerken, ülkelerde üretimin azalmasına ve istihdam kayıplarına yol açtı. 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının açıklanmasıyla Türkiye ekonomisi salgının etkilerini henüz ilk çeyrekte çok fazla hissetmezken %4.5 büyüme gösterdi. Ancak salgının etkilerinin derinden hissedildiği ikinci çeyrekte sanayi ve hizmet sektöründe yaşanan küçülmeyle birlikte ekonomi %9.9 daraldı. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte ise %6.7 büyüme kaydederek beklentilerin üzerinde büyüdü. Türkiye bu performansıyla G20 ülkeleri içinde üçüncü çeyrekte en hızlı büyüyen ülke oldu. Ancak pandeminin ekonomi üzerindeki etkileri, kurlardaki yükseliş ve yüksek enflasyon, Kasım ayında ekonomi yönetiminde bazı beklenmedik değişiklikleri beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Murat Uysal, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınarak yerine Naci Abal getirildi. Uysal, Murat Çetinkaya'nın ardından görevden alınan ikinci Merkez Bankası Başkanı oldu. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Sosyal medya hesabı üzerinden istifa ettiğini duyurdu. Albayrak'ın yerine Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı. Türk lirasında yaşanan birikimli değer kaybı enflasyon görünümünde bozulmaya sebep oldu. Kur geçişkenliği etkisiyle yıllık enflasyon Kasım ayında %14'e yükselirken, manşet enflasyonda artan kalemler ulaştırma ve gıda fiyatları olarak öne çıktı. Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal'ın ilk para politikası kurulu toplantısında 2 yılın en sert faiz artışını yaparken sadeleşme yönünde adım attı. Merkez Bankası politika faizini 475 bas puan yükselterek %15 seviyesine çıkardı. Banka tüm fonlamanın haftalık repo'dan yapılmasına karar verdi. Ağbal Merkez Bankası Başkanı olarak ilk yazılı açıklamasında fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politik araçlarının kararlılıkla kullanılacağını söyledi bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide yeni bir döneme girildiğini işaret ederken enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Erdoğan gerekirse acı reçetenin uygulanacağını belirtti. Yeni Merkez Bankası Başkanı Abal, Aralık ayında göreve gelmesinden bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek bankanın 2021 yılı para ve kuru politikasını açıkladı. Abal, enflasyonu düşürmekte kararlıyız. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız dedi. Abal, fiyat istikrarının, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşulu olduğunu ifade etti. İşsizlik, Ocak ayında %13.8 seviyesindeyken, Nisan ayında %13'ün altına geriledi. Ancak pandeminin istihdam piyasasındaki etkisiyle, işsizlik Haziran ayında tekrar yükselerek %13.4 seviyesine çıktı. Eylül'de işsizlik %12.7 seviyesinde gerçekleşirken, Türkiye genelinde işsiz sayısı 4 milyonu aştı. 26 Mart tarihinden itibaren ilk kez verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneği, koronavirüste mücadele kapsamında alınacak ekonomik tedbirlerden birisi olarak işleme alındı. 17 Kasım'da biteceği beklenen kısa çalışma ödeneği, iki ay daha uzatılarak 17 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Aynı zamanda 17 Nisan'da 3 ay süreyle işten çıkarma yasağı getirildi. Ardından 17 Kasım 2020 tarihine kadar uzatıldı. En son olarak Cumhurbaşkanı kararıyla, 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı. Pandeminin etkilerini azaltmak için hükümet Aralık ayında yeni bir destek paketi açıkladı. Esnafa hibe şeklinde doğrudan destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresi 1 Haziran'a uzatıldı. Pandemi turizm gelirlerindeki düşüş ve ihracatın daralmasına sebep olurken cari işlemler dengesini de olumsuz yönde etkiledi dış ticaret dengesindeki bozulmayla cari açık Ekim ayında yıllıklandırılmış bazda 33.8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Ancak yılın sonuna doğru gelen aşı haberlerinin kredi büyümesindeki yavaşlama ve turizmde önümüzdeki yıl beklenen toparlanmanın cari işlemler dengesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.